Bu araştırma hakikaten Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde 49 ilde 394 tane mahalle ve köyde 7200 küsür hanede yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Araştırmada sadece bu 3 tane soru yoktu elbette. Türkiye'nin gündemindeki pek çok konuyu sorduk. Burada belki bu yayın içerisinde 3 tane veriyi belki bu akşamki konuyla ilgili olduğu Evet. için veriyoruz. Sorulardan bir tanesi şuydu. Tek partili Sizce koalisyon Türkiye mu? için tek parti mi koalisyon hükümetleri mi daha hayırlı, faydalı? Geçmiş tecrübelerinize bakarak değerlendirirseniz diye sorduk. Tek parti iktidarı diyor %61.6, koalisyonlar diyen 27.5, fikrim yok diyen 10.9. Onlar Onu da gençler mi? dağıttığımızda cevap vermiyor. Yani Koalisyon ne demek olduğunu belki bilmiyordur. Hayır, değil. Yani karar veremiyor veya Peki. söylemek istemiyor. Veya işte bir muhalefet partisine oy veren bir seçmen ama tek parti demek istemiyor. Öyle de Anladım. yorumlanabilir. Onları dağıttığımızda bu yaklaşık %70'e yakın bir oran Peki. ediyor. İkinci soru, Güneydoğu'da devam eden terör operasyonlarını operasyonları ve ve sokağa sokağa çıkma çıkma yasaklarını yasaklarını destekliyor musunuz diye bir soru vardı. %60.9, yani yüzde deyince belki izleyiciler anlamakta zorlanabilir. Türkiye'deki her 100 kişiden 61'i diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Doğu ve Güneydoğu'da bazı bölgelerdeki sokağa çıkma yasaklarını ve operasyonları destekliyor musunuz? Bakın tekrar altını çiziyorum, 49 ilde. Türkiye'nin neredeyse illerinin büyük bir bölümünü bunun içerisinde 7200 hanede yapılan araştırmada %61 evet diyor. Tabii bu hayır Doğu ve diyenlerin Güneydoğu illeri de var. gayet tabii Türkiye'nin %7'si Güneydoğu'da yaşıyor. Türkiye'nin yaklaşık %7'sine yakını Doğu Anadolu'da yaşıyor. Dolayısıyla %13'ü %14'ü Doğu ve Güneydoğu'da. Sadece orada değil. Biz araştırmada vatandaşlara etnik kökenlerini de sorduk. Öyle Yani mi? dolayısıyla bu ülkede yaşayan Kürt nüfusu da temsil ediyor bu araştırma. Ki o araştırmanın içerisinden Şimdi hayır diyen sadece %39 çıktı. Bir iki veri vermek isterim Buyurun. orada. Yine zaman olduğu için belki bu tabloda yeri yok. AK Parti seçmeniyle Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdim veya vereceğim diyen seçmenin %90'ına yakını destekliyorum diyor. Terör operasyonları ve sokağa Destekliyorum çıkma diyor. yasakları. HDP seçmeninin büyük bir çoğunluğu %90'ına yakını hayır desteklemiyorum diyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ikiye bölünmüş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin yarısı desteklediğini söylüyor, yarısı ise desteklemediğini Çok söylüyor. ilginç bir detay Diğer verdiniz. bir soru, belki bu akşam en çok konuşulan, tartışılan Evet, konuyla ilgili bir tartışma soru. bu. Bakın bu Türkiye'deki operasyonlardan binde bir daha fazla. Yani akla hemen şöyle bir soru gelebilir. Ya arkadaş Türkiye içerisindeki operasyonu desteklemiyor da Türkiye sınırları dışarısındaki bir operasyonu halk nasıl destekliyor diye algılanabilir. Çünkü burada evinin içi, evinin bahçesinde bir şey. Bu veriyi desteklemek için birkaç örnek daha vermek isterim. Soru şu, sizce Türkiye'nin çözülmesi gereken en önemli problemi nedir? %55 civarında bir oranla birinci sırada terör geliyor. Bir veri daha. Peki terör sorununun çözümü için sizce şunlardan hangisi yapılmalı? Unutmayalım ki 1990'lı yıllarda yaptığımız araştırmalarda askeri operasyonlarla bu iş çözülmeli diyenler ezici çoğunluktaydı. Ama bundan 3-4 yıl önce diyalog yoluyla siyaseten bu iş çözülmeli diyenlerin oranı artmıştı. Ama ülkede 5-6 aydır yaşanan terör hadiseleri insanları öyle bir bıçağa kemiğe dayattı ki %60'a yakın bu iş polisiye ve askeriye yöntemlerle çözümlenmeli diyor. Peki bu terör sorununun çözümü için gerekirse Türkiye sınır ötesi operasyonlar yapmalı mı, katılmalı mı diye sorduğunuzda %61 evet diyor. Ona da cevap verenlere baktığımızda yine AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenlerin %90'ına yakını evet diyor. CHP seçmeni ikiye bölünmüş durumda. Yani tüm bu sorulara verilen cevaplara baktığımızda HDP seçmeniyle CHP seçmeninin yarısı farklı bir reaksiyon gösteriyor. Diğerleri ise AK Parti ve MHP seçmeni gibi davranıyor.